Erdoğan'a kafa tutan, Alparslan Kuytul yönetimindeki oluşum olan Kuytulcular kimler ve ne istiyorlar? Kamuoyunda Furkancılar ya da Kuytulcular olarak bilinen yapılanma, son yıllardaki yükselişiyle dikkat çekiyor. Sık sık güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen Furkancılar, iktidara karşı muhalif tavırlarıyla biliniyor ve bu özellikleri onları diğer dini oluşumlardan ayırıyor. Peki bu Furkancılar ve liderleri Alparslan Kuytul kimdir ve neyi hedefliyorlar? Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile vakfın lideri Alparslan Kuytul, Adana polisinin orantısız müdahalesiyle bir kez daha ülke gündemine geldi. Kendilerini Furkan gönüllüleri olarak adlandıran grup, tutuklu 8 gönüllü için eylem yapmak isteyince polisin çok sert müdahalesiyle karşılaştı. İzin verilmeyen yürüyüşte uygulanan orantısız güç, kamuoyunda tepkilere neden oldu. Başörtülü bir polisin kadınlara jopla vurduğu görüntüler de sosyal medyada çok konuşuldu. Furkan Vakfı'nda bir dönem yöneticilik yapan bir iş insanı, Furkancıların kendisinden milyonlarca TL istediğini, bu parayı vermediği için de kaçırıldığını öne sürmüştü. Adana'da toplananların serbest bırakılmasını istediği 8 kişinin bu kaçırma olayı nedeniyle tutuklu olduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuytulcuların tahriklerine dikkat çekti. Yaşananlara ilişkin bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan Kuytulcular, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da Nevruz'la eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır." Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla, orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalıydı diyerek polisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kuytulcuların ana stratejileri mağdur konumuna düşmek. Polisin uyguladığı şiddetin yanı sıra Furkan Vakfı üyelerinin gündeme gelebilmek için izlediği strateji de konuşulur oldu. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan gönüllüler her eylemde polisle karşı karşıya geliyor ve Twitter gibi sosyal mecralarda o anların görüntülerini paylaşarak kamuoyu yaratmaya çalışıyor. Ferahımız Erdin son olayların ardından yaptığı değerlendirmede vakıfla ilgili şu ifadeleri kullanıyor. Furkan Vakfı'nın geçmişteki ve bugünkü eylemlerinin ana stratejisinin polisi tahrik etmek ve bunun sonucunda ortaya çıkan şiddetin mağduru konumuna düşmek olduğu açıkça görülüyor. Erdin, tüm bunların bilinmesine rağmen polisler bu tuzağa neden düştü diye soruyor. Adana'da daha önce gerçekleştirilen bir eylemde Furkancı kadınların telefonuyla kayıt alma çabası dikkat çekmişti. Peki kim bu Kuytulcular? Ne istiyorlar? Kimilerince cemaat olarak anılan yapılanmanın mensupları, 1994 yılında kurulan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı çatısı altında faaliyet yürüttükleri için Furkancılar ismiyle anılıyor. Kur'an'da yer alan bir surenin adı olan Furkan'ın kelime anlamı ise hak ile batılı birbirinden ayıran demek. El Furkan da Kur'an'ın isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Vakıf, furkanvakfı.org adlı web sitesinde kendisini ve amacını şöyle tanımlıyor. Davamız, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olmasıdır. Furkan Vakfı, öncü neslin hazırlanması ve İslam medeniyetinin yeniden inşası için Rabbani yolda, peygamberi metotla İslam davasına 1994 yılından bu yana hizmet etmektedir deniliyor. Web sayfasında vakfın faaliyetleri hakkında ise şu bilgiler veriliyor. Furkan Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere aynî ve nakdi yardımlar yapmakta, öğrencilere burs vermektedir. Vakfımız sürekli olarak tefsir ve siyer dersleri gibi İslami sohbetler yapmakta, her yıl düzenlediği konferanslar, kermes, gezi, makale şiir yarışmaları, kardeşlik geceleri ve diğer etkinliklerle halkımızın ihtiyacına cevap vermekte, sahih İslami anlayışın oluşması için çalışmaktadır şeklinde anlatılıyor. Ancak Kuytulcuların, İslam'ı kullanarak fitne çıkarıp ayrıştırıcı hareketlerde bulunan bir topluluk olduğu söyleniyor. Yoksa hedefi sadece İslam'ı yaşamak ve yaşatmak olan bir topluluk hiçbir zaman kötü olamaz. Mühendislikten Hoca Efendiliğe. Vakfın liderliğini 1965 Adana doğumlu Alparslan Kuytul yapıyor. Kendisinden Hoca Efendi olarak bahsedilen Kuytul, Mısır'da İslami eğitim veren El Ezher Üniversitesi İslam Hukukunda okumuş bir inşaat mühendisi. En büyük hayali öncü neslin yeniden doğması. Furkancılar da pek çok cemaat gibi öncelikli olarak gençleri kendilerine çekmeyi hedefliyor. Vakfın web sayfasında Alparslan Kuytul'un en büyük hayalinin ümmete liderlik yapacak öncü bir neslin yeniden doğmasıdır ifadesi yer alıyor. O, hayatını İslam medeniyetinin inşası uğrunda mücadeleye adamış seçkin bir ilim, dava ve hareket adamıdır. Hoca Efendi'nin en büyük hayali ümmete liderlik yapacak öncü bir neslin yeniden doğmasıdır.
Bu uğurda gece gündüz dersler vererek bu nesli yetiştirme gayretindedir ve tüm mesaisini buna ayırmıştır ifadeleri yer alıyor. Kuytul'un 2002'de evlendiği Semra Kuytul için de Hoca Hanım yakıştırması yapılıyor. Semra Kuytul, ideolojik istikametini Alparslan Kuytul'un tayin ettiği yapılanma içinde üstlendiği aktif rolle de dikkat çekiyor. Seminerler ve dini toplantılarda erkek katılımcılara Alparslan Kuytul vaaz verirken kadınlara Semra Kuytul vaaz veriyor. Ancak Semra Kuytul'un eylemlerde de hep ön planda yer alması Furkancıları aşina olduğumuz geleneksel tarikat ve cemaatlerden ayırıyor. Geleneksel cemaatlerin Furkan Vakfı'nı genç tabanları açısından bir tehlike olarak gördüğü belirtiliyor. Bu cemaatlerden Furkan'a getirilen eleştirilerde gelenekten kopuk bir hareket olduğu, hiçbir hocadan el almadığı anlatılarak Kuytul'un dini bilgisinin yetersiz olduğu vurgusu yapılıyor. El-Ezher'de İslam hukuku gibi bir alanda okuması küçümsenmeye çalışılırken El-Ezher'in batı yanlısı olduğunu iddia edenler de bulunuyor. Faaliyetlerine 90'lı yılların ortalarında başlamasına rağmen Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul'un adını geniş kitlelere duyurması, siyasi iktidara karşı açıktan tavır almasıyla mümkün oldu. Alparslan Kuytul'un, AKP bize savaş açtıysa savaştan kaçan şerefsizdir sözleri gündem olmuştu. Furkan Vakfı'nın siyasi iktidarla zıtlaşması 2013 yılındaki 17-25 Aralık operasyonlarından sonra belirgin hale geldi. AKP, o zamanlarda Gülen cemaati olarak anılan yapıyla çekişirken Kuytul, iktidarın bütün cemaatleri etkisiz hale getirmek istediğini söyleyerek açık bir şekilde hükümete cephe aldı. İslamcı bir oluşumun liderinin bu kadar açık şekilde iktidarı eleştirmesi Türkiye'de pek rastlanmamış bir şeydi. Vakıf ardından yaşananları web sayfasından şu şekilde aktarıyor. 2003 yılından itibaren çeşitli illerde düzenli konferanslara başlayan Hoca Efendi'nin konferanslarına on binlerce insanın katıldığını gören bazı derin ve karanlık güçler, hükümet eliyle 2014 yılından beri konferansları engellemeye başlamış, önce spor salonları verilmemiş ve konferansların TV kanallarında yayınlanması engellenmiş ve daha sonra ise düğün salonlarında bile konferans yapmasına müsaade edilmez hale gelmiştir. 2014 yılının Kasım ayında konferans vermek için kiralamak istediği salonların kendisine kiralanmadığını belirten Kuytul, AKP'ye böyle seslenmişti. "Eğer AKP bize savaş açtıysa, savaştan kaçan da şerefsizdir" dedim. "Bugün de aynısını söylüyorum. O zaman da dedim, yine diyorum. Savaştan kaçan korkaktır. Savaştan kaçan namerttir. Savaştan kaçan şerefsizdir. Eğer geri adım atarsak Allah belamızı versin." AKP'yi doğrudan hedef alan ve eleştiren tek cemaatin Furkancılar olması, İslami camia içinde AKP'den hoşnut olmayan kesimlerin bu yapıya ilgi duymasını sağladı. Kuytul'un topladığı bu ilgi sosyal medyadaki paylaşımlarından da görülebiliyor. 2018'de operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı. İlerleyen yıllarda hükümete yakın medya organlarınca hedefe konan Kuytul, AKP ve Erdoğan'a yönelik eleştirilerine devam etti. Furkan Vakfı, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen anayasa referandumunda da hayır kampanyası yürüttü. Kuytul, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Afrin'de yürüttüğü operasyona da karşı çıkarak eleştirdi. Şubat 2018'e gelindiğinde kamu düzenini bozmaya karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü gerekçesiyle Furkan Vakfı'na operasyon yapıldı. Kuytul'un gözaltına alınıp tutuklandığı operasyonun öncesinde hükümete yakın medya organları operasyonun sinyalini vermiş, Kuytul'un 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yaptığı "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" sözlerine vurgu yapılmıştı. Operasyondan bir süre sonra Furkan Vakfı geçici olarak kapatıldı. Kuytul ise 22 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında tahliye edildi. Kamuoyunda ses getirecek eylemler için fırsat kollayan Furkancılar, bunlardan sonuncusunu pandemi yasakları sürerken bir camide gerçekleştirmiş ve yine güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Adana merkezli vakfın Niğde, Gaziantep, Elazığ ve Malatya gibi illerde eskin olduğu ve ağırlıklı olarak bu bölgelerden sempatizan topladığı biliniyor. Kaç gönüllüsü olduğu hakkında bir bilgi vermeyen Furkan Vakfı'nın giderek büyüdüğü, Kuytul'un geçtiğimiz günlerde Malatya'da bir dernek binası açmasından anlaşılabiliyor. Politikadan ekonomiye, sağlıktan spora, sohbetlerinde ele almadığı konu yok. YouTube'da 100 binden fazla aboneye sahip Furkan TV adlı kanalla kitlelere ulaşan vakfın 2011'de kurduğu Furkan Nesli adını taşıyan bir de dergisi bulunuyor. Derginin başyazarlığını Kuytul yapıyor. Kuytul, kendi adını taşıyan YouTube 2 kanalı aracılığıyla da gönüllülere sesleniyor. 100 binden fazla abonesi bulunan ve hemen her gün bir video eklendiği görülen kanalda Kuytul, dini sohbetlerin dışında siyaset, dış politika gibi güncel konularda vaazlar veriyor.
Kuytul'un videolarında İçişleri Bakanı Soylu'yu açık ve sert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ise daha seyrek ve üstü kapalı şekilde eleştirdiği görülüyor. Kanaldaki çeşitliliği gösteren dikkat çekici başlıklardan bazıları şöyle. PCR testinin kalkması hakkında. Hükümetin idare edemediği ortada. Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları. Yahudiler hükümete dua ediyor. Ne hale geldiler? Devlet denilen mekanizma hükümeti terk ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlaması hakkında. Zamlara karşı anarşistlik yapmadan tepkiler gösterilebilir. Abdülhamit Gül'ün görevden alınması ve Bekir Bozdağ'ın getirilmesi hakkında. Twitter'a içerik kaldırılması için ilk 5 ülke arasında Türkiye'nin de yer alması hakkında. Padişahlığa dönüşen başkanlık sisteminin yürümediği ortadadır. Süleyman Soylu'ya ilk hukuk dersi. Bahçeli de Erdoğan kadar ekonomistmiş. Son olaylarla dikkatleri iyice üzerine çeken Alparslan Kuytul ve Furkancılar gelecekte daha da çok konuşulacak gibi duruyor. Diğer videolardan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olmayı, öneri ve sorularınız için Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın.